Ben Şükrü Akkuş, Bayram Lokantası'nın sahibiyim. 28 yıldır Bayram Lokantası'nı işletiyorum. 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. 10 yaşından bu yana okula dahi gidemedim. Lokantacılığı seçtim. İşte lokantacılık önce işte bulaşığından, parsonluğundan, ocakçısı, kebapçısı, et çekeni, yemek yapanı, trit yapanı, hepsinin ustası benim. Evet. Kendimi bugüne kadar yetiştirdim. Şu anda artık ön tarafa çıktık. Çok şükür Allah'a bugünleri bize gösterdiği için. Evet. Urfa'da değerli arkadaşlarımız var, değerli dostlarımız var. Biz hemen hemen tanımayan kesimi yoktur. Herkes bizi tanır. Bayram lokantası dedim, insanlar tereddüt etmeden gelir, bayram lokantasında yemeklerini yiyler, kebaplarını yerler, tritlerini yerler, huzur içinde çekerler, giderler. Biz her şeye titizik. Etimizi alırken, zebzemizi alırken, yaparken, yani her şey üst düzey, her şey kalitelistik. Her şey de benim elimden geçiyor. Çünkü benim sanatım, ben neyi indirdim, sen neyle uğraşacaksın, hepsinin en iyisini bilirim. Hem almasını hem yapmasını. Şimdi bazı ustalar var, der ki ben ustayım, ben patronum, ben patron değilim. Ben çalışanım. Ben her şeyi, lokantanın her şeysini en iyi yapanım. Hem işletmeciyim, hem pişirenim, kebap saplayanım, trit yapanım, her şeyi ben yaparım. Onun için herkes günün rahatlığında bayram lokantasına gelir, yemeğini yer gider. Onun için hiçbir sıkıntı olmaz. 30 yıllık et aldığım bir yer var, işte 28 yıldır, daha önceden de 28 yıldır bir yerden et alırım. Et kasabını değiştirmem, giderim. En güzel yerine, istediğim yerden kasap verir. Tabii ki onun da bir bedeli vardır. Piyasada 20 lirası, biz 23 24 lira, 25 lira et aldık. Onun için insanlar bayram lokantasını o yüzden tercih ediyoruz. Urfa'nın yöresel yemeği çömlek yapıyoruz yaz mevsiminde. Sögülme var, o da Urfa'ya ait bir yemek türü. İşte pilav yapıyoruz, şu anda tride başladık. Sabahlarda tri çorba servisimiz yeni başladı, mevsim yoktu. Çünkü iki ay buna ara veriyoruz. Temmuz, Ağustos'ta bunları yapacağız. Şimdi havaların sıcak olduğundan dolayı. Ondan sonra tırt çorba var. Kebap çeşitleri. Yani kebaplarda kebap, bütün kebap çeşitleri var. Patlıcanlı, domatesli, sade, acılı, tavuk, yüzdolak, kuşbaşı, hepsi var. Soğanlı kebap, kış mevsiminde yapıyoruz. Baharda keme zamanı keme kebabı Urfa'da yani hemen hemen ilk bire ikiye girer yani onun için en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Yani. Yani biz erkek kuzu eti alıyoruz. Yani kesinlikle büyükbaş kullanmıyoruz. Çünkü kebap olan yerde büyükbaş olmaz. Büyükbaş bizde yok. Yani büyükbaş zaten Urfa'nın dışında zaten. Urfa kebabına kesinlikle büyükbaş hayvanı olmaz. Etler evet. Toplu eti, erkek etidir. Ondan da vazgeçmiyoruz. Onun bu tarafını çıkarıp kuşbaşıya, pirzolaya doğruyoruz. Öbür boşluk tarafını zırhla çekip doğruyoruz. Zırhla çekmek bir lezzet katıyor mu acaba? Yani şimdi zaten eti makineye attın, makineden çıktıktan sonra bir şey kalmaz o etten. Ama zırhla emek veriyorsun. Mesela 5 kilo et bir tahtaya attığın zaman yarım saatte çekiyorsun. Ya o bir emektir. Onun hiç emek boşa gider mi? Hiç kesinlikle boşa gitmez. Ama o 5 kiloyu makineye at, 2 saniyede çeker, önüne indirir. Ya bizi yani 2 tane bizim 2-3 metre gördüğünüz gibi tahtamız var. 2 tane adam sabah gelir 6-6.30'da etlerimizi çekerler zırhla. Tezgah atarlar, ustalarımız saplar, ondan sonra öğle saatinde müşteriye, öğle veya akşam saatlerinde müşteriye sunum yapıyoruz. Onun için herkesin beni tanır, herkes burayı bilir. Biz kesinlikle kalitede ödül veriyoruz. Evet.